İtalya'nın Giglio adası kıyısında 13 Ocak 2012'de kayalara çarparak yan yatan Costa Concordia yolcu gemisinin başka bir limana taşınması gündemde. Geçtiğimiz Eylül ayında doğrultulan 114 bin ton ağırlığındaki geminin taşınmasının ardından söküm işlemlerine başlanacak. Geminin hangi limana taşınacağı ve nerede hurda haline getirileceği konusu ise henüz netleşmiş değil. 5'i İtalya'dan olmak üzere 6 şirket geminin söküm işlemlerine talip. Geminin söküleceği yerler arasında daha önce Türkiye'den İzmir'deki Ali Ağa tesislerinin de adı geçiyordu. Söküm işleminin Türkiye'de yapılması halinde maliyetin daha az olacağı belirtiliyor. Eğer Costa Concordia gemisinin söküleceği tersane çok uzak bir yerde olursa o zaman gemi geçici olarak bir limanda 2 ay süreyle bekletilecek. Daha sonra Eylül ve Ekim aylarında başka bir gemi tarafından söküm işlemi için son durağına taşınacak. Dal porto intermedio al porto di destinazione finale. Geminin söküm işlemleri 150 milyon euroya mal olacak. 4000 yolcusuyla birlikte geçen yıl Ocak ayında kayalara çarpan gemi kazasında 32 kişi hayatını kaybetmişti. Kullanılamaz hale gelen devasa gemiyi kurtarma operasyonu dünyada bir ilk olmuştu.